İstanbul'dan güzel bir gün diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bir diğer özel yayında tekrar karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen İstanbul Bir Sahne. Bu söz konusu organizasyonun adı. İlerleyen dakikalar içerisinde değerli konuklarımızdan birer performans izleme şansınız olacak. Kendileriyle de kısaca sohbet edeceğiz. Onları tanıma fırsatı bulacağız. Haziran 2021 itibarıyla eğer planlananlar gerçekleşebilirse, yani her şey olumlu gelişirse, bu gördüğünüz etkinlikler İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayacak. Bir açık hava şenliğine dönüştürülecek. Takribi olarak 100'den fazla alanda bu söz konusu güzel müzik insanlarını sizler de izleme şansını bulacaksınız. Söz konusu yayınımızı Kültür AŞ'nin YouTube kanalından veya Instagram kanalından takip edebilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatalım ve artık maceramıza başlayalım. 4x4 bu programın ilk konuğu. Bir aklıma sen gelince yine arada bir gördükçe rüyamda ben seni arada bir eskimiz gelince aklına arada bir gözlerin dolup dolup taşınca arada bir buluşur. Sokaklarda el ele dolaşalım gizlice. Sinemalarda sarılalım birbirimize. Kimseler görmesin senle beni birlikte. Kimseler duymasın etrafta bizi de. Arada bir buluşalım seninle biz yine. Arada bir görüşelim seninle biz yine. Arada bir sevişelim. Arada bir buluşalım seninle biz yine. Arada bir son defa. Arada bir aklıma sen gelince yine arada bir gördükçe rüyamda ben seni arada bir buluşalım seninle biz yine arada bir görüşelim.
aklıma sen gelince yine. Arada bir gördükçe rüyamda ben seni. İstanbul Bir Sahne serimizde bugün açılış konuklarımız ziyadesiyle sahne tozu yutmuş bir topluluk. 4x4 eminim zaten pek çoğunuz kendilerini oldukça sevmektesiniz. En son ne zaman sahne tozu yuttunuz acaba, öyle başlayalım. Biz komik bir tesadüf ama 30 Ağustos 2020'de değil mi çaldık? 2021'de çaldık. Bu 30 Ağustos'ta çaldık yani. Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta çalmayı başardık. 2020 diyelim. 2020 diyelim ki 2021 Ağustos daha gelmedi değil mi? O yüzden. Umarım 30 Ağustos 2021'de de çalma fırsatı bulursunuz. Her şey yolunda gider de. Hatta Kasım'da da çaldık. En son bir Kasım'da bir club konseri verme şansımız oldu. Bu yasaklar yine vardı. Çok ilginçti. 19'da başladık konsere hiç. İşte uzun zamandır öyle bir erken konser saatimiz olmamıştı ama çok keyifliydi. Ve çok aromatik bir dinleyici vardı, öyle söyleyeyim. Herkes böyle seni dinlemeye gelmiş. Zaten kişi sınırlı sayıda insan gelebiliyordu falan. Değişik tecrübeler yaşıyoruz bakalım. Neler göreceğiz daha bu pandemi sürecinde. Umarım bu değişik tecrübeden de hoşnut kalmış durumdasınızdır. Bu da kolay kolay insanın deneyimleyeceği bir şey değil herhalde, böyle bir format. Evet, evet. Biz önce davulcumuz Ozan Demir bana dedi, böyle bir etkinlik olduğundan bahsetti. Hı hı. Biz İstanbul'da açık hava konseri olacağı için çok hoşumuza gitti açıkçası. İlk anda o fikirle yola çıktık. Hı hı. Ama bu da gayet güzel bir konsept oldu. Müzisyen arkadaşlarımızı bir arada, onların müziğini dinlemek, kendimizin müziğini onlara çalmak keyifli oldukça. Tahminimce güzel bir motivasyon kaynağı da olmuştur. Kesinlikle. En azından grubu tekrar yaşar kıldınız bu vesileyle. Çok prova yaptınız mı? Valla biz provadan hiç hoşlanmıyoruz. O yüzden en son ne yapmıştık falan deyip genellikle bir stüdyo kayıtlarımız falan olduğu için çok fazla soğumamıştık biz açıkçası. O anlamda bir ekstra bir prova yapmadık, öyle söyleyeyim yani. O halde bu yaşadığımız pandemi dönemi son bu bir yıllık süre bazı açılardan da fena gitmiyor herhalde 4x4 için diyebiliriz gibi hissettim ben. Ya biz bir sürü proje yaptık. Kenara evet. Koyduk onları. Şimdi sıralamasını şey yapıyoruz. Benim bir takım çalışmalarım oldu compilation albümlerde falan. Hı hı. Bir sıralama yapmaya çalışıyoruz. Her şey gayet güzel gidiyor. Yani açıkçası ilk pandeminin en başından itibaren peki şimdi durdu her şey ama yine de bir şeyler üretmeliyiz. Bir zaman bu duran şeylerin hepsi devam etmeye başlayacak dedik. İşte ne bileyim, Instagram, bir stüdyolara girip Instagram'dan canlı yayın konserleri yaptık falan. Çok keyifli oldu o stüdyodan yapmak. Ama bayağı uğraştık onunla, böyle sesler iyi gitsin dinleyicilerimize falan diye. Bunun yanı sıra yeni 2019'da en son bir albüm yaptık. Üçüncü albümümüzü yapmıştık. Evet. Çıkarmıştık. Yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor çünkü insanlar bunu bekliyor bizden. Tamam, ben bunu soracaktım. Yani 3 albümü takip eden, yani 4. albümle ilgili, yani finalimizde verecek güzel bir haberimiz var mı acaba 4x4 dinleyicilerine? Bir daha herhalde bir albüm yapmayız. Bence albüm delilik gerçekten, insanı psikolojik ve fiziksel olarak çok zorlayan bir şey. Ama şeyi düşünüyoruz gerçekten, yani hani her sezon 1-2 şarkı değil, belki 1-2 ayda bir şarkı yapmak gibi, videolandırıp bunları daha basit videolar halinde izleyicilerimize paylaşmayı düşünüyoruz açıkçası. Ama albüm gerçekten total bir 8-9 şarkı cidden insanı fena yıpratıyor. Yani daha doğrusu bu gibi geliyor bana şimdi. Ama belki her şey düşündüğümüzden daha farklı bir kayıt formatları deniyoruz. Daha çok hücum gibi kaydediyoruz biz albümlerimizi. Ama bu sefer gerçekten hücum kayıt. Yani hep beraber hepimizin gerçekten live çaldığı kayıtları düşünüyoruz. Onlar olursa daha farklı bir şeyler olabilir. Bakalım, göreceğiz. Planlar çok yani. Güzel. O zaman olumlu bir şekilde ayrılıyoruz. Tekrar evet. Elinize, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun davetiniz için. Sıradaki konuğumuza geçmek istiyorum. Müsaadenizle huzurlarınızda Yasin Aksoylu. Thank you.
İstanbul Bir Sahne serisi kapsamında değişik müzik türlerinden de güzel örnekler, değerli müzisyen dostlarımızdan son konuğumuz Yasin Aksoylu. Çok teşekkürler ve hoş geldiniz öncelikle. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Pek çok önemli isme klarnet, saksafon çaldığınızı ve vokal yaptığınızı biliyorum. Biraz sizi tanısak. Tabii, ben yaklaşık 15 yıldır müzik yapıyorum. Birçok isme klarnet ve saksafon çaldım bugüne kadar. Şu son bir senedir tabii sahnelerimiz kapalı olduğu için pek bir sahne yapabilecek durumda değiliz ama elimizden geldiği kadar ufak tefek etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu etkinlik de bize bir kancan oldu. Çok heyecanla başvuru yaptım ve katıldım buraya. Böyle burada bir sürü müzisyen arkadaşımızla aynı ortamda bulunmak, aynı ortamda solumak havayı çok özlemişim yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çok keyifliyim. O yüzden bugün çok güzel bir gün. Öyle yani, bu şekilde. Tam nasıl hissettirdi böyle bir durumun içerisinde olmak diye soracaktım zaten. Cevabını almış durumdayım. Evet. Nasıl bir korona dönemi geçirmektesin peki? Yani iyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla korona dönemi, COVID dönemi dünya için geçiyor. Ben de kötü yanlarını mesleki olarak yaşıyorum bunun. Ama iyi yanları da tabii ki kendimle baş başa kalmak falan. Tabii hepimiz açısından kendimizi dinlemek bu dönemde verimli oldu diye düşünüyorum. Bence birçok insan kendini tanıdı bu dönemde. Ben de kendim hakkında birçok yeni keşifte bulundum bu dönemde. Ama tabii mesleki olarak bir zarar vermiş durumda. Sahneleri özledik. Onun dışında çok negatif bir şey var diyemem yani. Ben yine de her geçen günün güzel günlere bizi yaklaştırdığını düşünme taraftarıyım. Umarım zorunu da geride bırakmışızdır. Umarım. Sen nasıl bir gelecek öngörüyorsun peki sonrasına dair? Yani tek başına yapacakların olarak bir planlaman, programlaman var mı acaba? Yani müzik kariyerimle ilgili benim şu anda zaten halihazırda bir sosyal medyada bir projede yer almaktayım. Ben solistlik de yapıyorum aynı zamanda o projede. İlerleyen süreçte işte bir takım ünlü isimlerle düetler olmasını planlıyoruz. Hı. Bakalım, umarım onlar hayata geçerse benim de müzik kariyerim açısından önemli adımlar olacak. Şu anlık onları beklemedeyim. Tabii bu COVID dönemi böyle şeylere de, böyle ufak tefek YouTube projelerine falan da engel olmuş durumda. Doğru. Çünkü bunlara bütçe de çıkartılamıyor bu dönemde. Yani her sektörde aslında bütçesel bir problem olduğu için bu sosyal medyada içerik üretme sektörüne de biraz ken vurmuş durumda tabii. Tabii büyük şirketler için bahsediyorum. Ufak tefek kendi evde yaptığımız prodüksiyonlardan bahsetmiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sağ olun. Sıradaki konuğumuza geçiyoruz değerli izleyenler. Sizi Eymen Bakım'la baş başa bırakıyorum. Bye.
İstanbul Bir Sahne serimiz Kültür İstanbul YouTube kanalında ve Instagram hesabında devam etmekte. Eymen, Bakım, teşekkür ederiz. Kısaca önce sizi biraz tanısak, biraz sohbet etsek ne dersiniz? Tabii ki. Genellikle müzik yapmaya çalışıyoruz. Konuya öyle girmek istiyorum. İki tane arkadaşım, Bilgi Üniversitesi'nden çok değerli insanlar. Üç tane kafadar bir araya gelip müzik yapmaya devam ediyoruz. Bu da bu çaldığımız parça da inşallah çok yakın bir zamanda çıkacak. Böyle bir fırsat bulduk. Herkese, bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Bizi buraya layık gördükleri için. Biz de parçamızı çalıp iyi olduğu sürece icra etmeye çalıştık. Kaçlı yaşlardasınız acaba? Biraz bilgi alalım. Biraz eğitimle ilgili de bilgi alalım. Tabii ki. Merak tabii ettim. Ki. Ben 20 yaşındayım. Hı hı. Arkadaşlarım ben 21. Ben de 20 yaşındayım. Evet. Bu az önceki şarkı çıkacak dediniz değil mi? Tabii ki. Nasıl bir kanaldan bu? Bağımsız bir kanaldan mı? Majör bir kanaldan mı? Kendiniz mi yayınlayacaksınız? Ya tamamen şey, yani dijital platformlarla işte bir şirketle anlaşmaya çalışıyorum. Hani daha henüz anlaşmadık ama hı hı. Koşturuyoruz biraz. Bakalım. Bu çok güzel bir fırsat oldu. Hem de live halini de bu halini de yayınlamak istiyoruz çıktığı hı hı. zaman aynı gün. Müzik yapmaya devam edeceğiz. Herkese de, herkesin de ellerine sağlık. Herkese çok tebrik ediyorum. Bu kadar. Biraz ülkedeki bağımsız müzik sahnesiyle olan hukukunuzu merak ediyorum. Dinleyici olarak takip ediyor musunuz? Çok güzel şeyler oluyor değişik müzik türlerinde. Ben sıkı takipçisiyim alternatif sahnenin. Genelde jacuzzi, büyük ablukada, limpesto tarzında genelde o şekilde. Onları takip ediyorum. Ben yani çok başarılı zaten buluyorum. Hani onlardan bayağı bir esinlendiğimiz zamanlar oluyor. Hani ufkumuzu açıyor bazen. Bu şekilde genel olarak düşünüyorum. Ne kadar zamandır bu ekip peki bir arada ve yakın geleceğe dair nereye gideceğini öngörüyorsunuz yaptığınız şeylerin? ya Tarık'la hani adımızı biliyorduk ama iki gündür tanışıyoruz. Böyle fiziksel olarak birbirimizi iki gündür gördük. Ve birlikte ilk çalmanız canlı olarak o zaman bu. Böyle bu bir platformda. Evet, ilk yani Oğuz'la 5-6 kaç yıl oldu? Oldu. Oğuz'da oldu ama Tarık müthiş bir insan. Onunla işte iki gündür tanıştık. Böyle bir anda beraber araya gelip bir anda prova falan aldık. Böyle çok ama müthiş bir şey oldu. Böyle üç kafalar ve yakın gelecekte de şöyle söyleyeyim. Ya elektronik müzik ve rock müziği aslında biz harmanlamaya çalışıyoruz biraz da. Hı hı. Oğuz özellikle elektronik müzik zaten. Oğuz süper yapıyor. Biz de rock müzik yapıyorduk zaten. Hop ortaya bir harman ortaya çıktı. Bakalım yani inşallah. Güzel şeyler getirsin o zaman gelecek sizler i̇nşallah. İçin. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün bizi kırmadınız. Aramızdasınız. Ben teşekkür ederim. Yayınımız Serhat Erkal'la devam ediyor. Hiç hız kesmiyoruz. Gidiyorsun beni böyle bir başıma bırakıp bu yerlerde. Çaresizim, kederliyim. Gece gündüz ağlarım gidişine. Gidiyorsun beni böyle bir başıma bırakıp bu yerlerde. Çaresizim, kederliyim. Gece gündüz ağlarım gidişine. Gittin de ne oldu? Mutlu musun şimdi? Benim kadar kimse sevdi mi seni? Boşu boşuna çaresiz bırakıp gittin beni. Çaresiz bırakıp
gidiyorsun. Beni böyle bir başıma bırakıp bu yerlerde çaresizim, kederdeyim. Gece gündüz ağlarım gidişine. Gittin de ne oldu? Mutlu musun şimdi? Benim kadar kimse sevdi mi seni? Boşu boşuna çaresiz bırakıp gittin beni. Gittin de ne oldu? Mutlu musun şimdi? Benim kadar kimse sevdi mi seni? Boşu boşuna çaresiz bırakıp gittin beni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen özel bir etkinlik, İstanbul Bir Sahne. Son konuğumuz Serhat Erkal. Merhabalar. Merhaba. Biraz sizi tanımak isteriz öncelikle. Serhat Erkal ben. 1978 İstanbul doğumluyum. Müzikle uğraşıyorum. Burada olmaktan bayağı mutluyum. Yani bayağı bir ara vermiştim sahneye çünkü. Şu an acayip böyle heyecanlıyım. İyi geldi bana. Umarım dinleyen, izleyenler de çok memnun kalırlar. Çok güzel bir proje oldu. Bence biraz daha böyle genişletilebilir. Zaten bir genişletme durumu olacak. Şartlar el verdiği takdirde bu açık alanlara taşınacak. İstanbul'un bütün ilçelerine taşınacak. Umarım biraz güzel gitsin bahtımız artık bu coğrafyada. Oldukça uzun zamandır gitar çaldığınızı biliyorum. Bana verilen bilgiler arasında bu var. Evet. 30 seneye yakın galiba. 94'te başladım. Evet. 94'te evet. 16 yaşında oluyorsunuz. Evet. Küçük, yani aslında geç bile kalmıştım ama o zaman tabii gitar çalmak ya da gitar ekipmanı, malzemeleri bulmak çok zordu bizim için. Bir tane gitarımız vardı. Hatta 3-4 arkadaş o gitarla gitar çalmayı öğrendik. Şu an çok çok iyi gitaristler bu arkadaşlarım. Ben biraz daha vokal olma yolunda ilerledim. Vokali seçtim. 2000 yılına gelirken 99'unda vokali tercih ettim gitardan sonra. Sonra vokalle devam ettim. Bestelerimi yapıyorum, bestelerimi yayınlıyorum. Şu an bu dönemde zaten özellikle hep evde olduğumuz için daha böyle eski bestelerimi falan böyle düzenleyip tekrar dijital ortama veriyorum. Videolar çekiyorum, ne bileyim online konserler vermeye çalışıyorum. Hı hı. Bu projeyi duyunca çok sevmiştim hani böyle bir kalabalıkta şarkı söyleyeceğim falan diye. Ya bu da güzel ama tabii o eski havaya dönmek istiyoruz. Ben yaklaşık bir 8 aydır falan sahne yapmıyorum. Ya gerçekten özledim. Yani müzikle hem maddi olarak hem manevi olarak beslendiğimiz için çok fazla da arkadaşım var. Hepsinin ne durumda olduğunu biliyorum. O yüzden yine çok teşekkür ediyorum böyle bir destek oldukları için bize. Çok iyi geldi bize aslında. Hem maddi hem manevi böyle biraz sirkelendik. Yani durum tabii şu anki durumlar geçen seneye göre aslında daha kötü ama moralimiz biraz daha iyi aslında şu an. Umarım tamamen normal hayatımıza döneriz. Ben çok güzel günlerin olduğunu hissediyorum. Yani çünkü çok sıkıldık artık. Bunu da böyle müzikle bence yapabiliriz. Sadece müzik değil tabii ki. Yani sanatla, müzik, tiyatro, sinema hepsini özledik yani. O yüzden sabırla bekliyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz bunun için. Yani her karanlıktan sonra umarım bir aydınlık olsun. Her yokuştan sonra bir iniş olsun. Aynen. Bunca zaman içerisinde pek çok beste biriktirmişsinizdir diye düşünüyorum o zaman ben, madem öyle. Tabii yani dediğim gibi evde olduğumuz için içerikleri yayınlamak da eskiye göre biraz daha kolay artık. Hani kendimiz bir yapımcı edasında artık yayınlayabiliyoruz. O konu da çok aslında iyi. Bu dönem biraz daha yaygınlaştı bu. Sanatçılar kendi teliflerini artık kendileri, kendi banka hesaplarını alabiliyorlar. Önceden hiç bu tarz şeyler yapamıyorduk. Ben 2006'da ilk albümümü çıkardım çok samimi bir arkadaşımla. Biz yaklaşık 12-13 sene hiçbir telif görmedik mesela. Yani şu an onları yönetmek
daha güzel, daha iyi. Yani evde yapıp bunu birçok insanla paylaşabiliyoruz. Yani şu an daha güzel. Ama tabii ki çok daha imkanlar olsaydı elimizde de bu müzikleri daha geniş orkestralarla yapsaydık, daha kaliteli stüdyolarda yapsaydık. Ama genel olarak hep tek başına mı yaptın uygulamalarını? Hayır, genel olarak orkestra çalışıyorum zaten ama evet. Bu projede tek başıma olmak istedim. Çünkü çok fazla müzisyen arkadaşım var. Herkesin hani nereye gidip kimle çalacağını ya da kendi başına solo bir iş yapacağını düşündüğüm için tek yazmak istedim kendimi. Tek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Umarım daha güzel günlerde tekrar İnşallah. Denk geliriz. İsa Yeşilyurt'a geçiyoruz değerli izleyicilerimiz şimdi. Acel obasını engin mi sandın? Ayağında poti zengin mi sandın? Her olur olmaz dengin mi sandın? Ayda geçti görevim yar seni. İstanbul Bir Sahne serisi kapsamında ülkeden değişik renklere sahip örnekler. İsa Yeşilyurt ve arkadaşları, az önceki konuklarımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sizi kısaca bir tanıyalım. Ben İsa Yeşilyurt, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Konservatuarı mezunuyum. Ses eğitim bölümü mezunuyum. Hayatımı müzikle devam ettiriyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum çeşitli kurumlarda. Bu şekilde müzikle devam ediyoruz. Burada olduğunuza göre hayatınız müzikle devam ediyor. Yani son bir yıldır tam olarak etmese de ara ara devam ediyor. Nasıl bir deneyim, nasıl hissettirdi burada olmak size? Ortam çok güzel. Öncelikle ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, tüm çalışanlarına böyle bir imkanı bu pandemi döneminde müzisyen arkadaşlarıma ve bize sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Böyle online de olsa bu tarz ufak tefek konserler bize nefes oluyor. Bunların sayılarını artmasını istiyoruz. İnşallah daha çok olur. İnşallah bu pandemi bir an önce biter de seyirciyle yüz yüze olduğumuz konserlere geri döneriz. Biraz planlanan zaten bu şekilde, sadece bunun online kalmaması yönünde tabii ki bir takım düşünceler var. Eğer
Biraz da şansa mı kaldı artık bilmiyorum ama şansımız da yaver giderse şu yaz döneminde İstanbul'un bütün belediyelerine yansıyacak konser serilerine umarım adım atma fırsatı bulacağız. İnşallah. Nasıl bir süreçten geçmektesiniz peki? Bu son bir yıl ne derece zorladı sizi? Bardağın dolu tarafı da var tabii ki, boş tarafı da var ama biraz böyle bahsetseniz rica etsek. Yani şöyle, en azından pandemiden önce hani sahneye çıkıyorduk, konserlerimiz oluyordu, televizyon programlarına gidebiliyorduk. Hı hı. Ama son bir yıldır sadece işte sosyal mecralardan konserlerle devam edebiliyoruz. Öğretmenliğe devam edebiliyor musunuz? Orada da çok şey, yani bir devam ettik, sonra yasaklar geldi, tekrar bütün derslerimiz iptal oldu, sonra tekrar açıldı. Yani tam anlamıyla verimli bir sezon geçiremedik. Yani sürekli iptaller, yasaklarla bu seneyi geçirmeye çalıştık ama tam bir verim alamadık. Umarım bunların hepsi geride kaldığında acısı çıkacak. İnşallah. Aslında pek çok açıdan zaten hepimizin hayatı boyunca hatırlayacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde başımıza gelenler veya karşılaştıklarımız belki bazı açılardan daha da kıymet kazanıyor. Sizin de bugün bu organizasyon kapsamında bizimle olmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hem kendi adıma hem de bana eşlik eden arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı müzisyenlere tekrar sundukları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, programımızda şimdi Hoşneva grubu. Nihayetsiz bu takibe
İstanbul Bir Sahne serisinde eminim güzel bir yolculuğu hep birlikte geride bıraktık. Konuklarımız 15 yıllık bir geçmişe sahip takribi olarak Hoşneva grubu. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanısak ne güzel olur. Tabii ki, tabii ki. Benim ismim Celal Altıok. Udu'yla sevgili Gizem Sucu ve Ateş Karaduman kanunuyla. Biz sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 15 yıldır beraberiz ekip olarak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Böyle bir organizasyonda burada sanatçı dostlarımızla, müzisyen arkadaşlarımızla birlikte olmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Çünkü uzun zamandır biz de müzik yapamıyorduk. Birlikte olmaktan çok mutluluk duyduk. Ve tabii ki bu organizasyonda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde bizler tabii ki müzikten uzaklaşmamaya çalıştık bu zor dönemlerde. Elimizden geldiğince müzik yapmaya çalıştık ama tabii çok kısıtlı oldu bu yaptığımız müzik açıkçası. Tabii ama yine de öyle veya böyle bugüne gelinmiş vaziyette en azından. Ve böyle güzel bir tecrübeyi pek çok değerli müzisyen dostla birlikte yaşama fırsatı da buldunuz. Evet. Sanırız her zaman da hatırlayacağınız bir performans olacaktır. Az önce izlediğimiz. Aynen öyle, aynen öyle. Sosyal medyada da geçen sene YouTube hesaplarımızdan ilk paylaştığımız paylaşımdı. O yüzden tekrardan bir sene sonra birbirimizi gördük. Çok özlemişiz. Birbirimizi görebildiğimiz için de size ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bu duruma da vesile olduk yani. Evet. Ne mutlu, ne güzel. Peki bu bir senelik ayrı kaldığınız dönemde iletişiminiz ne şekilde cereyan etti? Vallahi genelde birbirimizi arayarak geçti. Olarak. Aslında bir ara serbest kaldığı dönemde biz bir çok sevindik. Çünkü böyle Instagram'dan belki hani bizi sevenlerle buluşabiliriz düşüncesiyle bir araya tam geliyorduk. Fakat pandemi tekrardan buna izin vermedi maalesef. Ama güzel günler gelecek, bunu biliyoruz, farkındayız. Onun için herkes müzikle kalsın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu temenniye. Kesinlikle biz de gönülden katılıyoruz. Umarız her geçen günle birlikte o güzel günlere yaklaşalım. Öyle bir en azından 3 günlük hayatımız aksın ümidindeyiz. Çok teşekkürler tekrar. Gerçekten güzel bir tecrübe yaşattınız bize. İyi geldi gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bizden nefes biz alma fırsatı ediyoruz. Bulduk. Değerli izleyicilerimiz, şimdiki konuklarımız Ersin Yılmaz ve dostları, sahneyi kendilerine bırakıyorum. Bunca gamı, bunca derdi felek yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi felek yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi.
can başladı çürümeye. Yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömrüm geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömrüm geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma gel ömrümün varı. Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Bir Sahne serisinde son konuğumuz Sayın Ersin Yılmaz. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Nasıl hissiyatınız böyle bir ortamda bulunmak? Vallahi, sahne tozu yutmak tekrar. Tabii ki ya, uzun zaman oldu. Biz de özlemiştik sahneleri. Elbette. Bizim için de çok iyi oldu. Özellikle çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Sağ olsun bizi unutmadı. Güzel duygular hissettirdi bize, sağ olsun. Ne kadar zaman oluyor sahneye çıkmayalı acaba? Yani bir yılı geçtik. Herkeste genel aynı durum var tabii, evet. Doğal olarak. Nasıl geçmekte peki bu bir yıl? Sahnesizlik ne derece etkiledi sizi acaba? Yani müzik sektörü zaten bu pandemi süresinde en çok etkilenen sektör oldu. İşte evlerimize hapsolduk. Yani çok fazla sosyal olarak bir şey yapamıyorsunuz zaten. Televizyon başında. İşte bazen enstrümanımızı alıp çalıyoruz. İşte böyle sıkıntılı bir dönem. Onun için müzisyenlerin hatırlanması çok önemliydi. Onun için çok gururluyum, kendisiyle gurur duyuyorum. Sağ olsun Sayın Başkanımız. Umarım açık alanlara da taşınacak. Durumlar biraz el verdiği takdirde İstanbul'un bütün ilçelerini kapsayan bir organizasyona dönüşecek tabii ki bu etkinlik. İnşallah. Umarım o günleri görürüz. Bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, serimiz şimdi Yalçın Dönmez'le devam ediyor. Sahneyi kendilerine bırakıyorum. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde
bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kâh el üstündeydim, kâh bizdeydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Sözüm şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladın ne kadar yorulduğumu. Sakinleştiğimi, duruldumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevdiğim saadet İkimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. İstanbul'da bir sahne serimizde coğrafyamızdan çeşit çeşit renkler. Yine bir emektar ekip. Yalçın Dönmez ve arkadaşları az önce ekranlarınızdaydı. Tekrar hoş geldiniz. Elinize ayağınıza sağlık öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biraz sizi tabii ki tanımak isteriz. Tanıyan zaten tanıyor, onu biliyoruz ama biraz bahsederseniz ekibimizden, kendinizden lütfen. Tabii ki. Ben İstanbul doğma büyüme. 1983 İstanbul doğumluyum. 17 yaşından beri enstrüman çalarak başladım bu mesleğe. Aşağı yukarı işte 20 yılı aşkındır da müziğin içerisindeyim. 2018 yılında ilk maxi single'ımı çıkarttım. Yine 2020'nin sonunda da tekrar bir maxi single daha çıkarttım. İşte onun haricinde sahnelerde, konserlerde, etkinliklerde işte ekip arkadaşlarımla beraber sevgili Bayram, sevgili Ömer ve sevgili Emrah arkadaşımla beraber emek veriyoruz, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok güzel. Seslendirdiğiniz eserle ilgili de biraz bilgi alsak ve bu eserin seçimiyle ilgili kriterlerinizi biraz öğrensek, neye göre mesela tek bir şarkı söylüyor herkes ve bu şarkıda karar kıldınız, neyi düşünerek karar kıldınız? Şöyle, benim profesyonel müzik hayatıma atılmamda sebep olan eserdir aslında bu. Sözleri değerli şair Sabahattin Ali, bestesine Mustafa Kaya'ya ait olan bir eserdir. Bunu sahnede çok fazla seslendiriyordum ve çok da severek söylediğim bir eserdir. Bunu arkadaşlarımız işte hani bunu stüdyoda söyle, işte bir klip çekelim sana dediler.
öyle başladık. Benim için hani tek bir şarkıda olacaksa benim için anlamı büyük olduğu için, profesyonel müzik yaşamıma katkıda bulunduğu için onu okumak istedim. Tabii, sembolik olarak böyle bir değeri var elbette evet. ki. Bu geride bırakmakta olduğumuz bir sene, umarım yine geride bırakmakta olduğumuz korona döneminiz nasıl geçiyor acaba? Yani bütün herkes de olduğu gibi bizleri aslında sancılı geçiyor. Tabii ki. Maalesef ki bir sanat camiası böyle şeylerde ilk önce etkilenen sektörlerinin en başında geliyor. Evde geçiriyoruz tabii doğal olarak. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte de aslında yine üretmeye de devam ediyoruz. Yine ben pandemi sürecinde bir albüm çıkarttım, Maxi Single. Şimdi bir tane daha yine akustik çalışmalarım olacak. Bu süreçte ben boş durmamaya çalışıyorum. Çünkü manevi olarak da biz çok özledik. Yani bizim sanatçıların, müzisyenlerin en çok kullandığı belki de cümledir. Çok özledik sahneyi diye. Doğrudur. O anlamda bu süreci de yine de üreterek geçirmeye çalışıyorum. Bu tecrübe hoşunuza gitti mi? Böyle bir şeyi deneyimlemek, değişik janralardan müzisyen arkadaşlarınızla bir arada olmak, en azından böyle bir günü geçirmek. Tabii ki. Öncelikle zaten bu projede emeğe geçen herkese, başta sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız olan bir şeydi. Manevi olarak çok büyük ihtiyacımız olduğu bir şeydi. Çünkü sanat değerli, sanata değer veren insanlar da bizim için önemli. Bu anlamda bu projede emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizden de size bir kez daha teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, programımız Bedriye Alkan'la devam ediyor. Thank you.
pişmanım bel oldu. Bir derdim var ise şimdi el oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek yasa gerek vuralar beni, beni, beni. Oy beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Can beni, beni, beni. Gerek yasa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen İstanbul Bir Sahne serisinde son konuğumuz Sayın Bedri Halkan. Emeğinize sağlık, çok teşekkürler ve hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl bir şey burada olmak, tekrar şarkı söylemek, tekrar çalmak, biraz monitörlerden duymak nasıl hissettirdi size, evet, acaba? Evet, bir yılı aşkın bir süredir biz bu mikrofonlardan, daha doğrusu monitörlerden sesimizi duymuyorduk. Bugün bize bu fırsatı veren başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen herkese ben sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle unutmadan bu arkadaki büyük üstadlara, hepsi işinin ehli, işinin ustası, ben çok teşekkür ediyorum dostlarıma. Burada çalışan herkes, inanılmaz bir emek, inanılmaz bir mücadele var. Size ve buradaki çalışan herkese de emeğinize sağlık diyorum ben. Kendileri adına ben de size çok teşekkür ediyorum. Doğrudur. Gerçekten gecenin körüne doğru ilerlemekteyiz ve sabahın erken saatlerinden beri süren bir mesai var. Ama sayenizde, bütün güzel müzisyen dostlarımız sayesinde hepimiz gülümsüyoruz. Şöyle bir şey, pandemi sürecinde aslında hani artık şu son zamanlarda sadece müzisyenler demiyorum, aslında bütün sektör çok etkilendi. Yani bütün dünyada olduğu gibi. Elbette. Bizde de artık sadece müzisyenler değil, herkes çok kötü durumda. Ama biz müzisyenler, yani biz sahne alan, ben 30 yıldır bir fiil aktif sahne alan biriyim. Hiç aralıksız sürekli sahne alıyordum.
şu son bir yıldır almıyorum. Biz müzisyenlerin sorunu sadece pandemi dönemi değil aslında, öncesinde de. Yani bir deprem olduğunda muhasebeci, avukat ya da doktor işini bırakmıyor. Ama biz bırakıyoruz, bırakmak zorunda kalıyoruz. Ya da işte bir terör olayı olduğunda, bir şey olduğunda biz her zaman ilk etkilenen, hatta tek etkilenenler biziz. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden işimiz zor. Ayrıca şöyle bir şey, yani Ulu Önder Atatürk demiş ki hani doktor olursunuz, avukat olursunuz, işte mühendis olursunuz ama sanatçı olamazsınız. Yani şu enstrümanı öğrenmek, bir günde öğrenmiyorsunuz bunu, ömrünüzü veriyorsunuz. Ki hepsi dediğim gibi işinde çok usta müzisyenler ve bu aletleri öğrenmek için yıllarını veriyorlar. Yani bunu hani biz bir yere, bir misafirliğe gittiğimizde ya da bir yere gittiğimizde, ya bize bir türkü çalıp söyler misin? Çal söylesene. Ama bir muhasebeciye, sizin evinize misafir geldiğinde muhasebeciye demiyorsunuz. Ya bizim şu evin muhasebesine bir baksana, ekonomik durumuna bir baksana diyemiyorsunuz. Diyemezsiniz, öyle bir şey yok zaten. Bizim işimiz hiçbir zaman ciddiye alınmadı aslında. Yani özellikle hadi büyük kendini kanıtlamış, daha doğrusu şöyle. Ben dediğim gibi 30 senedir bu işi yapıyorum. Hani çok uzun zamandır bu işe emek vermiş biriyim. Emekçi, bir sahne emekçisiyim. Kendisini isim olarak kanıtlamış insanlar hadi yine bir yere gelmişler. Ama bizim gibi kendisini kanıtlamamış, hani popülerlik anlamında kendisini kanıtlamamış kişiler hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Bu her zaman bir sorun ya. Aslında bu büyük bir yara bence. Müzisyenlerin sorunu büyük bir yara bence. Ama yine de bilen biliyor, seven seviyor ve takip eden de takip ediyor. Ve bir kişiye bile dokunmak çok kıymetli. Böyle bir hayatta, özellikle yaşadığımız bu yerde, belki de bunun verdiği manevi haz herhalde hiçbir şeyle de kıyaslanmıyor olsa gerek. Kesinlikle. Biraz yurt tesellisi gibi tınlıyor söylediğim şeyler ama yine de bu kıymeti yaşayan, hisseden bilir herhalde diye düşünüyorum. Ya aslında tabii ki ben şu anda kendimiz, yani biz burada müzikle, şu anda bugün müzikle ilgili burada bir şey yapıldığı için ben sadece müzikten bahsediyorum ama aslında sahne sanatlarıyla ilgili, yani bugün tiyatroda aynı dertten müzdarip. Bütün sanatsal disiplinlerle ilgili elbette. Evet, evet. Evet. Ama dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'ne de ben sonsuz teşekkür ediyorum. Zaten hani biz biliyoruz, tanıyoruz kendisini. Sanatla ilgili ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında ilçe belediyeler de yapıyor bunu. Biz bir iki ilçe belediyenin de bu tür, bu tarz etkinliklerine katıldık. Umarım daha çok sanatın kıymeti bilinir diye umuyorum ben. Umarım bir takım şeyleri tetikler şu içinde bulunduğumuz İstanbul Bir Sahne Organizasyonu. Belki de sonuç itibarıyla öyle veya böyle İstanbul bu ülkenin merkezi. Evet. Ve burada yapılan şeyler diğer pek çok belediye için de bir örnek teşkil etmeli. Bir vitrin gibi bir yandan. Kesinlikle da. Kesinlikle etmeli. Başarılı olan, güzel hissettiren şeyler zaten belki biraz modellenmeli ve başarılı bir model de yine uygulanmalı. Evet, sonuç az önce 80 küsur milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Zaten sandığımız gibi sadece bizim çevremizden ibaret olan bir insan topluluğuyla birlikte de bu hayatı deneyimlemiyoruz. Dolayısıyla belki bazı şeyler diğer bölgelerde ulaşamayan insanlar için elbette ki çok daha kıymetli ve çok daha değer taşıyor ve hayatlarını kurtarabilir nitelikte. Bu zihniyet zaten bütün yapılanlarda biraz sirayet etmeli ve aktarılmalı. Gelecekten mesulüz. Arkamızdan gelen pırıl pırıl insanlar var. Kesinlikle. Durum zaten pek çok açıdan ortada. Sanat ve kültür denen şeylerin etkisi ve geleceğe dair artıları da hiçbir şekilde tartışılamaz. Evet, az önce bir şey söylemiştiniz örnek olmalı diye. Kesinlikle, yani bütün müzisyenler İstanbul'da yaşamıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çok fazla müzisyen var. Umarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu proje diğer illerimize de örnek olur. Oradaki kardeşlerimiz de hani bir nebze de olsa yaralarına bir merhem olur. Umalım. Ve bu evet, güzel temenniyle sohbetimizi sonlandıralım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Değerli biz teşekkür ederiz. Değerli üstadlara ve size özellikle. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın finalinde Oud and Reek vakti şimdi.
Değerli izleyicilerimiz, bulunduğumuz yer Bahçeli Evler Doktor Enver Ören Kültür Merkezi Organizasyon İstanbul Bir Sahne. Ve bugünün finalindeyiz. Çok güzel bir performansla sizlere veda ettik. Biraz da tabii bu performansın sorumlusu değerli müzisyen dostlarımızı tanımaya çalışacağız. Elinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Uğur Endrik, biraz bu projeyle ilgili sizden bilgi almak istiyorum açıkçası. Hemen anlatayım. Utentrik bir pandemi grubu. Pandemi ortasına çıkan bir grup. Bunu ilk başta zaten biz arkadaşlarımızla her zaman çalışıyorduk. Ama dedik ki, hani evlerdeyiz, bir şeyler yapalım. Müzik, çünkü yaptıkça biz de o performansı yakalayabiliyoruz. O eski, ne derler, o eski tempoyu yakalayabiliyoruz. Çok çalışmak gerekiyor. Ardından dedik bir kayda girelim. Oradan çıkan bir grup. Güzel projelere imza atmak istiyoruz. Ya da imza da yorumlarla da bize söylüyorlar. İyi işler yapıyorsunuz diye. Aslında olan bir şeyi minimalize bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü adı üstünde utentrik. Yani ilk başta utla tef arasında bir gidip geliyoruz. Öyle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şimdiden diyelim. Gayet keyif aldık biz. Bunu tecrübe eden bütün ekip arkadaşlarım adına da söyleyebilirim bunu. Teşekkürler. Pandemi döneminde bu coğrafyada açan güzel bir çiçek o halde. Teşekkür ederiz. Geleceğinin olacağını da o zaman varsayıyorum duyduklarımdan yola çıkarak. Kesinlikle. Yani yani müzisyenler bir araya gelince yani keyif alıyoruz yani ya. Hani ne derler şöyle, meclis kurulunca. Kendi gönlümüzdeki müziği yapıyoruz. O daha da keyif verici yani bizler için. Ve ümit ediyorum inşallah devamını getireceğiz. Bir tabirim var, insanların kendi müziklerini icat etmesiyle ilgili. Yani kendi ruhlarını, duygularını aktarabilecekleri o kanaldan
kendilerini evet. ifade edebilecekleri. Bu yolda bayağı bir mesafe kat edilmiş gibi hissettirdiniz. Teşekkür ederim. Yaşlarınız nedir acaba arkadaşlar bu arada? Ben 24 yaşındayım. Fazıl 21 yaşında. Burak da 24 yaşında. Kaç yıldır enstrümanlarınızla birliktesiniz? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben küçük yaşta başladım. 11-12 yaşlarında başladım. Klasik gitarla başladım. Ardından okul sayesinde ben UD'a başladım. Ondan sonrasında profesyonel hayatımı UD'la çizmeye karar verdim. Ve şu anda UD çalıyorum. Ana enstrüman UD oldu. Ana enstrüman UD. Evet Fazıl biraz evet. sendeyiz. Kaç yaşında başladın? Merhabalar öncelikle. Merhaba. Bayram abimin söylediği gibi utentrik bir pandemi sürecinde ortaya çıktı. Ondan önce de uzun yıllardır zaten beraber müzik yapıyoruz. Utentrik adı altında beraber toplandık ve işte çeşitli her hafta düzenli olarak YouTube'da ve çeşitli dijital platformlarda parçalar çıkartıyoruz. Stüdyoda kaydedip üzerinde klip çekip bunları paylaşıyoruz. İBB'nin bu güzel organizasyonunda biz de yer almaktan onur duyduk, mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkürler. Onur tabii ki bize de ait. Ya, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Elinize sağlık. Değerli izleyicilerimiz, artık bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş durumdayız. Kültür İstanbul YouTube adresinden, Instagram hesabından bizleri takip ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki İstanbul bir sahne. Önümüzdeki günler içerisinde de yine birbirinden eksantrik müzisyen dostlarımızla devam edecektir. Umarız yakın bir gelecekte her şey el verdiğinde, şartlar el verdiğinde açık alanlarda izleyici olarak da bu deneyimleri sizlerle birlikte yaşayabileceğiz. Bu vesileyle bu işin hem beyin takımında olan hem mutfağında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye teşekkür bir borç biliyorum. Yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına İstanbul'dan sizlere güzel bir gün veya gece diliyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.